Habertekom'dan merhabalar ben Helin Genç. 9 günlük bayram tatili sonrası bugün piyasalar nasıl başladı? Hafta sonunda aslında yoğun da Orta gelişmeleri yakından takip ettik. Hepsini konuşacağız. Habertekom Ekonomi Müdürü Selim Karan ile hoş geldin Selim. Hoş bulduk Helin. Şimdi aslında bu haftaya başlangıcı konuşacağız. Hı -hı. Ama önce tabii işte geçen hafta bizde 3,5 günlük bayram tarzı nedeniyle e, borsa kapalıydı. Ama bu dünyada da önemli gelişmeler oldu. E, Amerikan enflasyondan bahsediyorum. En önemli soycu sanıyorum. Evet. Başka varsa sen de lütfen hatırlat. Yo, dediğin gibi en önemli <laughs> konu... Nasıl oldu şimdi Amerikan enflasyon beklentinin üstünde geldi ama etkileri ne olur? Ee, Onu bir konuşalım önce. Dediğin gibi geçen haftanın biz tatildeyken ülke olarak en önemli konusu Amerikan enflasyonuydu. Mart'ta %3.5 geldi ki beklenti 3.4'tü. Şubat'ta da 3.2'di yani bir yükseliş var. Burada beklentinin üzerinde gelmesi bir faiz indirimlerinin biraz gecikebileceği inancını güçlendirdi. Hı hı. Yani %50 ihtimal veriliyordu haziranda hı. bir faiz indirimine. Şu an bu %30'lara kadar düşmüş durumda. Hı hı. Şu an öne çıkan daha çok Eylül hı hı. faiz indirimi için. Giderek erteleniyor. Bunu evet. biliyorsun Ocak'ta mı gelir diye Ocak'ta, başladık geçen sene. Sonra evet. şimdi en son giderek erteleniyor. Son ama mesela bu 3.2'ye, yani, Şubat'ta da beklenti yaşmıştı enflasyon. Hı hı. Ama Fed Başkanı Powell şöyle demişti, evet beklentin üstünde bir veri ama e, ana hikayede değişim yok. <laughs> şimdi 1 Mayıs'ta e, Fed'in faiz kararı var, orada zaten sabit tutması bekleniyordu. Evet, evet. Bu veriden önce de orada bir değişiklik yok. Ama şu önemli, Powell bunu nasıl şimdi yorumlayacak? Evet. Şimdi hadi Şubat'ta e, ana hikayede bir değişiklik yok dedi. Şimdi 2 ay üst üste ama beklenti yaşınca acaba söylem değişir Değişecek mi? mi? ki aslında faiz indirimi de 3 defa indirilmesinden hani bahsediliyor Hı -hı. diyor daha önce. Şimdi Eylül'de olursa Eylül'den sonra 3 defa peş peşe ee, indirim olabilir mi? Şu an o yani şu an ağırlıklı senaryo yani fiyatlanan senaryo iki indirime Hı -hı. düşmüş durumda. O da Eylül gibi en güçlü ihtimal tabii bu. Hı -hı. Daha öncesine de e dediğimiz gibi %30 ihtimal veriliyor Haziran'da da gelmesi. Gelirse hani müthiş bir şok olmaz. Hı hı. Ama bu 1 Mayıs'taki yönlendirme, sözlü yönlendirme çok etkili olacak e, piyasaların seyrinde. Bunun dışında e, ABD enflasyonun beklentileri aşması belli bir satış getirdi küresel borsada ama sınırlı kaldı. Hı, hı. Aynı şekilde altında da bir süre bir düşüş yaşandı ama sonra toparlandı hızlı bir şekilde. Yani etkisi sınırlı oldu hı hı. beklentileri aşan bu verinin. Bakalım FED Başkanı'nın mesajları hı hı. ne olacak? Oradan devam edeceğiz ona ama şimdi bir de İsrail-İran gerilimine konuşmak evet. gerekiyor bu haftaya başlarken. Hı hı. Çünkü hafta sonunun en önemli olayıydı acaba hani yeni bir savaş patlak verdi mi? diye konuşuyorduk. Şu an için hani biraz daha sınırlı kaldı gibi görünüyor. En azından İsrail'ine hmm. yanıt verileceği hmm. bekleniyor. E, ne olur peki yani şimdi piyasalar nasıl yansıdı konuşacağız ama genel olarak da böyle bir gerginlik işte mesela hep petrolü konuşuyoruz Orta Doğu deyince, altını konuşuyoruz. Bunlar üzerinde nasıl etkiler yaratır? Ee, şöyle ilk İran İran e bir drone saldırısına başladığını hı hı. duyurdu tüm dünyaya. Burada tabii büyük bir panik yaşandı. Çünkü İsrail ve İran bölgenin iki güçlü ülkesi ve bunların büyük bir savaşa girmesi bütün bölgeyi içine sürükleyebilirdi. Ama o ilk saldırıdan sonra İran hemen bir açıklama hı. yaptı. Bu Şimdilik bu iş bitmişti. Bir cevap gelmezse biz de operasyonu sonlandırdık diye. Hı hı. Dediğin gibi buradan sonra İsrail'e döndü bütün gözler. Onlar da bir savaş kabinesi topladı ama anlaşamadı ne yapacakları ile ilgili. Bu, bu, bu esnada Amerika'da açıklama yaptı. Cevap verirse biz destek Hı -hı. vermeyeceğiz diye. Yani askeri olarak, olarak destek vermeyeceğiz. vermeyeceğiz. E, bunlar tabii sakinleştirdi. Hı -hı. Ve olumlu yansıdı. Yani bu sabah itibariyle küresel piyasalar yükselişle açıldı. Ee, bu haliyle kalırsa olaylar çok bir etkisi olmaz. Çünkü hı hı. yani iki ülke... gerildi ve kaldı gibi duracak herhalde. Hı, yani işin bir savaşa dönüşüp dönüşmemesi mesele. Yoksa iki ülke ezelden beri birbirine evet. sert açıklamalar yapıyor. İşte o ona terörist diyor, o ona başka bir şey diyor. Yani kendimiz bildiğimiz gibi evet. bu iki ülke zaten atışır. Eğer iş büyük bir savaşa dönüşmezse bu haliyle petrol fiyatlarına da mesela vadilerde sert bir yükseliş yaşandı ilk saldırı anında. Hı -hı. Çeşitli yerlerde altında da Hı -hı. ama işin büyümeyeceğine dair inanç şu anda sakinleştirdi Hı -hı. piyasaları. Büyüme ihtimali olursa? E, büyürse tabii her şey e, tepe taklak olur bir anda. Dediğim gibi zaten Orta Doğu'daki herhangi bir savaş. Petrol fiyatlarını zaten yükseltir, ama bunun dışında bu iş, bu savaşın pek çok yayın, pek çok yere yayılma ihtimali olur bölgede. Bu da tabi, yani istemediği... istemediği bir şey. Ama olursa da aslında herkes ne olacağını aşağı yukarı biliyor. Borsalarda sert hı hı. düşüşler yaşanır, ilk anda en azından. Bunu yakın zamanda Ukrayna-Rusya evet. savaşında da gördük. Bir yerden sonra alışıyor piyasalar hı hı. savaşı. Bu. Hoş bir şey değil tabii savaşa alışmak ama e, ilk anda her türlü e, sert düşüşler oluyor. Altına talep artıyor savaş durumunda. E, ama şu an için bugün itibariyle bunları <laughs> görmüyoruz. Peki bugün şimdi bize dönelim biraz. <laughs> ee, başladı piyasalar şimdi. <laughs> ilk işlemler nasıldı? Bunun dışında da Bitcoin'de ayrıca konuşacağız. <laughs> Kripto paralarda da bir hareket evet, o, var. Çünkü... A, evet onu da konuşmak lazım çünkü evet. çok sert bir hareket evet. oldu. Önce <laughs> piyasalar diyelim. Ee, bu sabah sakin başladı BIST 100. Ee, biraz negatif ayrışmış gözüküyor ama e, 0.2'lik bir düşüş vardı sabah itibariyle. Ama bu biraz da e, geçen hafta kapalı olmasıyla alakalı. Amerikan verisi hı hı. E, yeni fiyatlanıyor diyebiliriz ama sınırlı bir fiyatlama var. Bunun dışında dolar yatay başladı. 32.35'ten kapamıştı tatil öncesi. Şu anda da Dolayısıyla bayram sonrası sakin bir güne girdik. Hı -hı. Altın fiyatlarında da ons fiyatı ne kadar? Şu 3 2350 civarında. Bu da önceki yani son bir haftada çok önemli bir değişim olmadığını gösteriyor. Gözler tabii şu an İsrail'den gelecek haberlerde olacak. Hı -hı. Ha beklenti en azından bu şu an için beklenti büyük bir gerilimin burada kalması, kalması yönünde. yönünde. Eğer bu olursa gündemimiz yine FED olacak, hı. faiz olacak. Daha normal ekonomi normal. gündemine, jeopolitik Beklediğim gerilimlerden. Beklediğimiz gelişmeleri konuşacağız. İşsizlik de geldi. Bu sabah onu da istiyorsan kısaca ha, evet, aktarmış işsizlik, olalım. E, i̇şsizlik de Şubat'ta %8.7'ye geriledi. Mart'taki %9 seviyesinden. Bu da beklentilere paralel bir gelişmeydi. Hı. Çok tarihi bir düşük seviyede değil ama düşmesi olumlu tabi. Piyasalarda büyük bir yansıması olmadı. Beklentilere paralel bir veri olduğu için hı hı. şu an için ilk günde bunları yaşıyoruz tatil sonrası. Peki, kripto para. Ne oldu bu kripto paraya? Neden o kadar böyle şiddetli bir düşüş oldu, büyük kayıplar hı hı. yaşandı bazı kesimler tarafından? Şimdi bu toparlandı tekrar ama. E, hafta sonu yaşandı bu İsrail-İran gerilimi. O esnada açık olan tek piyasa kripto, kripto para, para, bir, para. Yani 7.24 açık bir piyasa. Evet. Anında büyük bir satış geldi. Bitcoin 67 bin dolardan 60 bin 800 lira kadar geriledi hı. ve bu birkaç dakika içinde oldu. Büyük bir çöküştü. Yaklaşık 650 milyon dolarlık bir pozisyon likitte edildi yani long pozisyonlar tamamen kapatıldı ve zararı uğradı bu esnada vadeli işlem yapanlar için <laughs> bu da ortaya yoksa spot işlemlerde paranızın sıfırlanması gibi bir durum olmuyor bu vadeli işlem yapanlar büyük zararlara uğradı bunu bizim sosyal medyada Türk yatırımcılardan da gördük sonra ama İran'ın yani 61 bin doların altını gördü sonra İran bu işi uzatmayacağız minvalinde bir açıklama yapınca 64 Tekrar, bin dolara altı. geri döndü. Bugün de 66 bin doların üstüne çıktı. Ee, bu bu şu an için e, kripto da artık kendi gündemine dönüyor. dönüyor. İşte bir halving var yine gözler burada da FED'de. E, o zaman bir şam şey, mesela hani kriptoda hani diğer piyasalara baktığımız zaman mesela hafta sonu olmasından dolayı işte tam cumartesi gecesiydi pazara bağlıyordu. Pazar günü sabahında bu gerilim yaşandı hı hı. yoğunluklu olarak. Gece gerilim yaşandı. E diğer piyasalarda bu kadar büyük tepkiler aslında şu an için gözlemlenmiyor. Çünkü o süre kapalıydı. Kapalıydı. Ama, Ama mesela kripto şöyle bir kendini koruyamadığı zaman riski daha mı büyük oldu şimdi böyle olağanüstü koşullar ha. söz konusu olduğu zaman o zaman kriptonun riskleri daha büyük oluyor e, yani riske, yatırımcıların. E, tabii bunu mesela da tekrar tekrar hatırlatmak gerekiyor sanıyorum. Bunu e, özellikle vadeli işlem yapana, kaldıraçlı Hı -hı. işlem yapanlar paralarının e, çok hızlı bir şekilde sıfırlandığını gördü maalesef. Çünkü altcoin'lerde hadi Bitcoin'de Hı -hı. düş o %10 civarıydı ama altcoin'lerde bu %20'lere, %30'ları buldu. E, dolayısıyla çok büyük kayıplar yaşadı yatırımcılar. Yani bu manada ee, var olan riskini de tekrar hatırlatmak gerekiyor. Belki de kripto'nun yani ona dikkat çekmek e, gerekiyor tabii, herhalde. E, yani bu tabii farklı görüşler var bu konuda ama bu kadar riskli. Hadi bitcoin yine bir artık oturmuş <laughs> bir varlık. Ama e, oynaklı aşırı yüksek altcoinlerde böyle çarpı 50 kaldıraçla vadeli işleme girmek falan pek akıl kârı değil bence. <laughs> ha Bunu savunan da var. O da çünkü e, her piyasada var niye kriptoda olmasın diyen de var. Yani onlar da kendilerince haklı Hı -hı. ama ben kişi olarak çok riskli buluyorum. Hı -hı. E, bundan yani uzak durması. Mesela böyle bir senaryoda işte hafta sonu yaşadığımız böyle bir senaryoda. Diğer piyasalar nispeten kendini koruyabildi. E tabii mesela bizim borsa, sonuçta. bizim borsa açık olsaydı e, işlemler kesilirdi. Devre evet. kesici de evet. e, uygulanırdı. E, kriptoda böyle bir şey yok. E, mesela şöyle bir eğer bizim... Piyasa açıkken olsaydı ne olur diye şöyle bir örnek verebilirim. Hı hı. Bu USDT var. Ee, Sabit coinlerden. Yani bir dolara eşitlenen. Ee, o 35 liraya çıktı hafta sonu. Hı hı. Çünkü onun işte alım satımı devam ediyor. Ee, o bir göstergedir. Bu o şu, Aşağı yukarı şu demektir. 34-35 lirayı gördük. Gördüm. Gerilim devam etseydi bu sabah. Yani. Bu sabah gördük. Eğer gerilim Büyük bir şekilde devam Hı -hı. etseydi. Hatta belki üstünü de gördük. Hı -hı. Ee, o bir gösterge. Bizim piyasalarda da öyle dalgalanmalar olabilirdi. Ama kapalıydık. Evet. Ee, tabii kriptoda böyle bir kapanma gibi bir durum yok. Devre kesici yok. Önlemler yok. Çok daha riskli bir ortam. Çok daha oynak varlıklar var. Yani olan gelişmelerin, etkilerinin direkt hissedildiği bir ortam Hı -hı. aslında. Ve işte... Biraz önce de bahsettim. Bitcoin'de %10 düşüş, altcoin'leri %30'a kadar yansıdı. Evet. Ee, ki bir sürü yatırımcının da parası orada. Dolayısıyla üzücü, üzücü. bir, yani bugün toparlansa bile e, Bitcoin fiyatı halen büyük kayıplar Hı -hı. var. var Peki takip edeceğiz hepsini. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Edeyim. Aslında 9 günde toparlamış olduk zenenini biraz uzun sürdü. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki de görüşmek üzere. Hoşçakalın.